2023 seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Kimi enflasyondan şikayet ederken, kimi ise seçim sonrasında gelir dağılımının eşit bir şekilde yapılmasını bekliyor. Bizler de Norm Haber ekibi olarak Bursalılara sorduk. Bakalım onlar seçim sonrasında ilk olarak hangi konunun çözülmesini bekliyorlar? Gelin hep birlikte görelim. Seçim sonrası çözülmesini istediğiniz ilk konu nedir? Ekonomi. Ekonomi. Başka var mı? Başka ne olacak? Biraz siyasi iktidar. Yani istikrar. Siyasi iktidar istiyoruz. Seçim sonrası düzelmesini istediğiniz ilk konu nedir? Benim iletmek istediğim tek bir konu var. Çöp olayı. Parklar, bahçeler kesinlikle çok bakımsız. Yani belediye elinden geleni yapsa da insanlarımız galiba çok duyarsız ve boş vermeci. Gençlere çok üzülüyorum. Her akşam kapı önlerinde, bahçelerde, parklarda hatta bira şişelerini kırıyorlar, atıyorlar. Çok üzülüyorum bir hayvansever olarak. Küçük çocukların da ayağına batabilir. Çöp kutusu çok yakında olduğu halde çöplerini atmıyorlar. Ona çok üzgünüm. Başka var mı seçim sonrası düzelmesini istediğiniz bir konu? Tabii ki adaletli gelir dağılımı. Neden? Çok adaletsizlik var. Bir taraf çok fazla, bir taraf çok az. Orta direk yok oldu gibi bir durum var. Yani klasik olacak ama. Seçim sonrası düzelmesini istediğiniz ilk konu nedir? Türkiye'nin hali belli zaten, inşallah daha güzel olacak. Pahalı. Pahalı. Bu kötü PKK'ymış, yok bilmem dış güçlermiş. Yani bayağı bir Türkiye'nin sorunları var. Baştaki kazanırsa inşallah daha güzel olacak. Başka var mı çözülmesini istediğiniz? Vallahi Türkiye'nin yani her şey çok düzgün, rahat ama işte bu hayat pahalı. Simit yiyoruz, bir tane simit 5 lira. İki tane alsan 10 lira. Karnımız anca doyacak. Ay canım benim. Rabbim hayırlısını nasip etsin inşallah. Ülkemiz için, bütün insanlık için. Seçim sonrası düzelmesini istediğiniz ilk konu nedir? Enflasyon. Enflasyon işte serbest piyasa olması lazım. Partilerin anlaşması gerekecek. İşte birbirinden. O da artık olursa. Bir de nasıl diyelim, kira paraları işte, yani işte pahalılık, akaryakıt şu an 30 lira. Mazot yani 30 lira. Bunlar olmuyor. İnşallah fiyatlar düşer falan filan. İnşallah. Seçim sonrası düzelmesini istediğiniz ilk sorun nedir? Seçim sonrası? Düzelmesi istediğiniz şey. Ne olabilir ki? Türkiye'nin şu anda en büyük derdi ne? Enflasyon, pahalılık. İlk önce onu düzeltecekler. Başka bir şey yok. Yani refah düzeyini yükseltsinler. İnsanlar rahat. Yani yaşama. Öyle. Başka ne olabilir ki? Vallahi geçim sorunu. Biz iki tane emekliyiz. Yani. Sizce? Para yetmiyor de. Geçim sorunu yaşıyoruz. Emekli maaşları düşük. Yetmiyor yani. Eşim bak ikinciye çalışıyor. Kaç yaşında? 63 yaşında. Hala çalışıyor. Şimdi ek iş yapıyor. Avrupa'nın emeklisi geziyor, tozuyor istediği gibi. Biz burada, bu güzel ülkede biz şey yapamıyoruz yani. İstediğimiz yere gidemiyoruz. Neden? Pahalılık. Yani sen şu memlekette, şu güzelim memlekette domatesi 15-20 lira yiyorsan bence bu memleket bitmiştir. Benim şeyim bu yani. Vallahi biraz zor gibi gözüküyor. Kim kazanırsa kazansın bence zor. Bu şartlarda biraz zor. Bu enflasyon düşürecekler. Nasıl düşürülecek enflasyon? Sen her gün her şeye zam geliyor. Şimdi zam geldiği zaman ben bu yaşıma kadar görmedim. Zamdan sonra indirim olsun. Her gün yani haftada bugün kaç oldu? 4 gün oldu. Akaryakıta hep zam koyuyorlar.
Nasıl olacak? Nasıl düşüreceksin sen bunu? Benim hiç aklım ermiyor zaten. Politikayı da bilmez, anlamayız ama hesabımız vardır o kadar. Biraz zor gibi geliyor. Ha. Başka bir hükümet gelirse onlar zaten 10 sene kendilerine gelemezler. Bunlar devam ederse çok vaat ediyorlar. Bence zor. Çok zor. Seçim sonrası düzelmesini istediğiniz ilk konu nedir? Allah'ım inşallah huzur, sağlık, ucuzluk. Başka bir şey değil. Yani tek istediğimiz, istediğimiz hiçbir şey alamıyoruz. Ucuzluk olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Güzel bir yaşam istiyoruz artık. Yeter. İnşallah. İnşallah. Düzelecek inşallah. Şimdi bu şeyin gitmesini istiyorum iktidarın. Yeni iktidar gelsin. Kim gelirse gelsin. Hayatı inşallah düzeltir. Kılıçdaroğlu gelirse daha çok sevinirim. Peki seçim sonrası hangi konunun düzelmesini istiyorsunuz önce en çok? Ekonomide doları arttırmasınlar. Halkın seviyesini normal tutsunlar. Herkes eşit ayarda olsun. Kimisi milyar alıyor, kimisi 100 bin lira alıyor. 50 bin lira, 10 bin lira, 5 bin lirayla geçiniyor. Tamam mı? Bunları ayarlasınlar. Gelen iktidar. Emekliyiz hepimiz inşallah. Hangi gazete için yapıyorsunuz? Gazete değil bu. Norm. İşte aynen katılıyorum. Birazcık emekliyiz. 3500 liraya emekli evim falan olmasa ne olur? Sürünürüz değil mi? Onlar bile yetişmiyor. Yazık oluyor. Emeklilere de yazık. Hasta da oluyor. Yaşlıları yani artık ölsün diyorlar galiba. Ölen, resmen yani öyle deyin. Hadi size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Konusunda? Seçim sonrası. Ekonomi. Çözülmesini istediğiniz. Ekonomi. Neden? Herkesin ekonomisi düşük o yüzden. Başka var mı? Yok tabii. Ekonomi. Öncelikle ekonomi. Düzelir mi sizce? İnanıyorum düzelecek. İnşallah düzelecek. İlk konu adalet sistemi. Adalet sistemi çözüldüğü zaman her konu çözülmüş olur. Neden? Eşitsizlik var. Herkese aynı şekilde davranılmıyor. Ayrım var. Yani adalette ayrım olmaz. Her parti kendine göre iktidara geldiği zaman kendi yandaşlarını kayırıyor. Diğerleri eziliyor. Ezilir mi sizce? Vallahi birazcık da sistemden kaynaklanıyor. Sistem tek kişi, hani tek kişi aklıyla bu işler yürümüyor. Ortak akıl olması lazım. Teşekkür ederim. Seçim sonrası çözülmesini istediğiniz ilk konu nedir? Şu pahalılık düzelsin. Herkes güzel beslenebilsin. Ödemelerini yapabilsin. Şu kiralar düşsün, fiyatları düşsün, her şey bir yoluna girsin, öyle istiyorum. Olur mu sizce? Ben hiçbir ümidim yok ama bir zaman herhalde, bu bir zamana yayılacak herhalde. Zaman içinde olabilir inşallah. Ne düşünüyorum? Bu enflasyonun durdurulması. Neden? Yani hayat pahalılığı var. Fiyatlar durduğu yerde durmuyor ki, durmadan artıyor. Bunun da bir önüne geçilmesi lazım. Zam yapılıyor. Verilen zamlar pazara gidiyor, markete gidiyor. Yani bir etkisi olmuyor. Düzelir mi sizce? Umudumuzu kaybetmiyoruz. Seçim sonrası çözülmesini istediğiniz ilk konu nedir? Ya benim öncelikle ilk çözülmesini istediğim şeyin tamamen ekonomi olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şeyin fiyatı malum. Hani ilk etapta bu çözülmeli. Çünkü her şeye erişim var, evet gerçekten çok fazla var ama alım gücü çok düşük. Alamıyoruz, istediklerimizi alamıyoruz, her şey çok pahalı. O yüzden ilk önce ekonomi, yani her şey yani ekonomiden kastettiğim yani sadece şey olarak düşünülmez. Yani gıda, giyime ulaşım, her şey çok yüksek fiyatta. Normal asgari ücretlinin bunları karşılaması çok zor. Yani bugün bir çocuğa ayakkabı almaya kalkıyorsun, ortalama 500 TL ayakkabılar. İyi bir ayakkabı alacağım dersen ki yani bu yılı atlatacak bir ayakkabı almaya kalk 500 TL. Aynı şey işte diyorum çocuğuma okul defteri alıyorum. Defterin tanesi 30 TL. 8 tane defter alıyorum 240 lira. Yani temel gıda olsun yani okul tarzı şeyler olsun gerçekten çok çok daha uygun olması durumunda diye düşünüyorum. Yani en büyük sıkıntımız ilk önce dediğim gibi geçim, ekonomi dolayısıyla ondan sonra sağlıkla ilgili değişiklik olabilir, eğitim,
Atanamayan çok öğretmenimiz var. Maalesef var. Var. Var yani. Ama dediğim gibi yani. İnşallah daha güzel olacak ya. Umuyoruz. Seçim sonrası çözülmesini istediğiniz ilk konu nedir? İlk konu terörün tamamen ülkeden def olması artı enflasyonun normal bir seviyeye düşmesi. Başka seçimi inşallah Türkiye hayırlı olur. Ama şu andaki ortamda seçimin yapılacağını da düşünmüyorum. Neden? Çünkü dünyadaki bu karışıklık aynı zamanda Türkiye'yi de etkileyecek. Bir Yunanistan'la olan savaş olayı var. Bunu millet ciddiye almıyor ama bunu çok ciddiye alınması gerekiyor. Bir de bizim bu Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı bu kadar halkımızı kinlendirmemiz doğru değil. Çünkü biz ihracatımız olsun, silah şeyimiz olsun ayrı NATO'nun bir ülkesi olduğumuz halde ama biz hala Amerika'yla, Avrupa'yla savaş halindeyiz. Bunun derhal durdurulması gerekiyor. Halkı da bu şekilde ayaklandırmamak gerekiyor.